Ezrak uygulamasının kullanımı ile ilgili size bilgi vereceğiz. Ezrak programını isterseniz 4 tane noktaya, 4 tane kareye tıklayarak orada bulunan Ezrak yazılımı açabilirsiniz. Ya da yine ana ekranda bulunan beyaz tahta kısmına tıkladığımız anda da yine Ezrak yazılımı açılır. Burada soldan başlarsak en solda kalem özelliğimiz var. Burada birinci seçimimiz olan kalem normal bizim yazı kalemimiz. Sağ taraftan rengini değiştiriyoruz. Mesela başka bir siyah renk alalım. Ekrana yazdığımız bir yazıyı gördüğünüz gibi şu anda normal siyah renkle yazıyor. Yine aynı şekilde kaleme tıklayıp kalemin üzerinden istersek kalınlığını değiştirebiliriz. Yine buradaki kısımlardan kalınlığı değiştirdiğim zaman da yine farklı renkte yazabiliyor. Ya da rengini değiştirdiğimiz zaman da yine aynı mantıkla rengini değiştirdiğimiz zaman da yine farklı renkte de yazması mümkün. Bir altta bulunan ise fosforlu kalem. Normal bildiğimiz fosforlu kalem özelliği sayesinde onun alt tarafı silmeden üzerine yazabiliyorsunuz. Yine rengini değiştirmeniz mümkün. Bir altta bulunan ise çiftli kalem desteğimiz. Orada şöyle yapıyoruz. Dikkat ederseniz kalemimizi eğer kameraya doğru gösterecek olursak kalemimizde bir ince uç var, bir kalın uç var. Normalde ince uçla mesela siyah rengi tıklıyoruz. Kalın uçla da kırmızı rengi tıklıyoruz. Daha sonra ekrana yazarken herhangi bir yere yazdığımız zaman ince uçla kalın uçla yazarken kırmızı yazarken ince uçla yine siyah yazabiliyoruz. Ya da ince uçla yazarken diyelim ki parmağınızla çift kalemde kullanırken, ince uçla yazarken parmağınızı yazmaya kalktığınız anda da o da normal bildiğiniz gibi kırmızı renkli olabiliyor. Bir altındaki kısım ise fırça modu. Burada yine kaleminizde fırça modunda ince uçlu yazarken kalem ince yazarsınız. Mesela parmağınızla yazdığınız zaman daha kalın ya da bir normal fırçada kullanaraktan da daha fazla çalışma yapabilirsiniz. En sağda bulunan artı kısmına basaraktan da yeni bir sayfa açabiliyoruz. Burada soldaki birinci seçenekte seçme düğmesi. Mesela bir kalemimizi tekrar alalım. Normal en tekli kalem moduna gelelim. Tekli kalem moduna geldiğimiz zaman yine istediğimiz bir kalem kalınlığından bir merhaba yazısı ekrana yazalım. Bu yazdığımız yazıyı solda bulunan seçme düğmesine basıp seçtiğimiz zaman burada en sol üstte bulunan EZ kısmına tıkarsak normal bu yazımızı tekst olarak çevirebiliyor. Bu yazıyı yine normal seçme modundayken seçip başka istediğiniz bir yere taşıyabilirsiniz. Ya da isterseniz de seçilirken de buradaki seçeneklerden kalemin rengini değiştirebilirsiniz, boyutunu değiştirebilirsiniz. Farklı renklerde farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Bir sonraki ise silgi modu. Aslında silgi modunda kalemimizi yazarken normalde yazdığımız bir yazıyı silmek istersek elimizin avuç içiyle silgi modunu çalıştırabiliyoruz. Eğer daha fazla bir sayfa varsa ve komple onu silmesini istiyorsak da altta bulunan silgi kısmına tıklarsak silgi kısmından yine normal kalemimizi de silebilirsiniz istediğiniz yerleri ya da komple tümünü sil tuşuna basıp da kolayca silmeniz mümkün olabilir. Bir yandaki ise normal tekst olarak istediğiniz metni yazabilirsiniz. İsterseniz buraya yazdığınız metni tamam tuşa bastığınız anda size normal tekst olarak getirir. Onu da istediğiniz yere eklemeniz mümkün olabilir. Bir sonrakinde ise burada çeşitli fonksiyonlar var. Soldaki biraz önce yaptığımızın farklı bir şekilde bir sarı sayfaya da kısa hatırlatma notlarını yazıp yine bunun kısmını sol tarafa istediğiniz yere koyaraktan da kullanabilirsiniz. Yine aynı yerden devam edecek olursak da buna da şekiller, hazır şekilleri kullanıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekillerin aslında şöyle bir özelliği var. Şeklin üzerine gelip seçtikten sonra istediğimiz şekli seçtikten sonra sol üstte bulunan kısma tıklarsak içerisine istediğimiz renkle doldurmamız mümkün.
Ya da istersek yanındaki kısma tıkladığınız anda da çerçeve rengini de farklı renge koyabilirsiniz. Bir yanındaki ise çerçevenin kalınlığını seçebiliyorsunuz. Bu şekilde de istediğiniz renkte şekiller yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı bölüme devam edecek olursak, bir sonrakinde ise şablon listesi. Hazır şablonlar var burada. Sola doğru çektiğimiz zaman buraya farklı şablonlar da gelebiliyor. Ya da yeni sayfa açıp tekrar aynı yere basarsak, gördüğünüz gibi yeni şablonlar, şablonu oluşturabiliyorsunuz. Tekrar aynı yere gelelim. Evet. Sol tarafa doğru başka şablonumuz gelmiyor galiba. Bu kadarmış şablonumuz. Tamam. İptal kısmına basarak devam edebiliriz. Yanındaki kısım ise dosya ekleme bölümü ya da çeşitli fonksiyonlar var. Buradan işte kamera görüntüsü alabilirsiniz. Eğer bilgisayarınıza bağlı kamera varsa resim kısmını seçip cihazınıza bağlı bir USB belleğinize ya da cihazınıza yüklü olan resimleri ekleyebilirsiniz içerisinde. Birden fazla resim seçebilirsiniz burada. Import dediğiniz anda direkt sayfanın içerisinde bu resimler aktarılabilir. Yine resmin kenarından tutaraktan da resmin büyümesini, küçülmesini kolayca sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı yere tıkladığımız zaman bir de döküman ekleme kısmı var. Döküman ekleme kısmında da kullanmak istediğiniz dokümanları, mesela normal Word dosyası, mesela BenQ 4K Word dosyasını ekleyelim. Burada dokümanları tarıyor kendisi. İşte 4 sayfa varmış. Tamam kısmına tıkladığınız zaman bu 4 sayfayı hızlıca cihazın içerisine sayfa sayfa ekleyebiliyor. Bu sayede de sayfaların açısında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Sol taraftan, sağ üst taraftan da isterseniz de sağ taraftan da tıkladığımız zaman bir sonraki sayfa görebilir. 6 ve 8 yazan kısma içerisine tıklarsanız da bir önceki sayfaları yapıp bir önceki sayfalara da geçiş kolayca sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde siz yeni bir sayfa açmak istediğiniz zaman da sayfanın sonuna gelip yeni bir sayfa açıp isterseniz bu yeni sayfaya da bir arka plan eklemek istiyorsanız da arka plan kısmına tıklayıp burada arka plana istediğiniz gibi bir kareli defter ya da bir çizgili defter kısmını ekleyebilirsiniz. Ya da görüntü seç kısmına tıklayıp yine hazır olan template'leri ekleyebildiğiniz gibi de eğer bunun dışında farklı bir eklenti isteğiniz varsa da yeni sayfa tuşuna basıp tekrar aynı şekilde ekranı açıp görüntü seç kısmına tıkladığınız zaman sol tarafta bulunan artıya tıklarsak eğer gördüğünüz gibi yine bilgisayarda bulunan arka plan resimlerinden de istediğimiz bir mesela bir Türkiye haritası veya dünya haritasında arka tarafa istediğimiz gibi yapıp bunu da yine arka taraf arka resim olaraktan ekleyebiliyoruz ve istersek de üzerine yazı yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi normalde akıl tahta yazılımı son derece kullanımı kolay aslında. Yeni bir sayfa açtığımız anda en son açtığımız arka plan otomatikman gelir. Biz bunu istersek de farklı arka planı yokmuş gibi de yapıp istediğimiz farklı bir arka planı da seçebiliriz. Bunun için de alttaki şeye tıklarsak eğer beyaz kısma tıkladığımız anda alttakine otomatikman arka planı da farklı bir şekilde ayarlayabiliriz. Burada arka planını seçtikten sonra istiyorsanız eğer tüm bu yaptığınız çalışmaları solda bulunan kısma tıklayıp buradan isterseniz paylaşmak istiyorsanız bir dikkat ederseniz bir menü çıkıyor. Burada QR kodla paylaşabilirsiniz, printerla paylaşabilirsiniz. Bir iptal diyelim isterseniz. Tekrar sırasıyla gidecek olursa QR kodla paylaşabilir. Printer'ınız varsa printer'dan baskıya gönderebilirsiniz. Görüntü olarak kaydedebilirsiniz. PDF olarak kaydedebilirsiniz. İteratif whiteboard dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Ya da Ezrite'in kendi dosyası olarak kaydedebilirsiniz. İlk önce QR kodla paylaşmayı gösterelim. QR kodla paylaşmayı gösterdiğimiz anda tüm sayfaları açıyoruz. Mesela bir de birkaç sayfayı silelim burada. İlk baştaki bulunan sayfaları silelim. Daha sonra tamam tuşuna bastığımız zaman eğer cihazımızda internet bağlantısı varsa bu dosyaları alıyor. İnternette bir BenQ tarafından cihazın seri ID'si beraber işaretlenmiş olan kısma tıklıyor. Burada cep telefonuyla QR kodu okuttuğunuz takdirde altta bir link açılıyor. O linke tıkladığınız zaman da gördüğünüz gibi tüm sayfaları otomatik olarak gelebiliyor. Bu sayede de toplantıya ya da eğitime katılan kullanıcılar tahtanın birebir görüntüsünü kendisine almış oluyor.
Aynı zamanda tüm bu yaptığınız çalışmalar kaybolmuyor. Cihazımızın sol üstteki şeye tıkladığımız zaman burada isterseniz şurada 3 numaralı dosya aç kısmına basarsak, yani buna kayıt kısmına bastığımız zaman daha sonrasında tekrar açma kısmına tıklayıp burada tarihe göre sıralanmış oluyor. Mesela bizim kaydettiğimiz dosya, bir önceki dosya gördüğünüz gibi 14.54'teki olan dosya. Şu anda boştaki olan mevcut dosyamız bir önceki sayfamızda 14.54'te kaydedilen ikinci sayfayı tekrar açacak olursak eğer, ikinci Ezrite'ı açarsak eğer, otomatikman bir önce açtığımız tüm sayfalar gelebilir. 1 bile 11'e tıklayarak da tüm sayfaları istediğiniz gibi de görebilirsiniz.